Evet, vakti geldi Yorga Efendi. Geldi vakti Yorga Efendi. Sen bizden fidan gibi kızımızı aldın, artık sıra sende. Evet, biz de şimdi seni bir güzel Türkleştireceğiz. Bundan sonra lokum gibi Türk delikanlısı olacaksın, o kadar. İsmail, öncelikle diyorum ki surattan başlayalım. Evet, bence de. Şu parlak suratta ne eksik? Bıyık eksik tabii kardeşim. Bıyık olmaz mı hiç Yorgo? Ha, Türk erkeğinde bıyık olmaz mı Yorgo? Hemen bıyığımızı yerleştiriyoruz. Evet. İşte bak, şöyle. Delikanlıya benzedi canım. Canım, kıldan konu bahis açılmışken kaşlardaki eksikliğe de dikkatini çekerim. Evet, kaşlar birleşik olacak. Tabii canım, Türk delikanlısı tek kaşılır. Olur mu öyle? Bak bizim kaşlarımıza, bak bizim kaşlarımıza. Hemen kaşımızı yerleştiriyoruz. Evet. Bak ne kadar güzel oldu canım böyle ya. Şimdi kaşlarda kullandığımız kılları nereden alıyoruz kılları? Saçlardan alalım. Tabii canım, Türk erkeği dedin. Biraz alnı açık olur. Alnı açık olacak. Canım, alnın açık olacak ki. Alnı açık olacak ki sonra kahvelerde şaplatacaklar kafana. Şimdi vücut bölgelerine geçebiliriz. Geçelim. Büyük bir eksiklik var İsmail. Nedir o? Evet. Göbek kardeşim. Abi canım. Türk insanının, Türk erkeğinin göbeği olmazsa olmaz kardeşim. Olmaz kardeşim. Dünya gibi göbeğin olacak. Ha, olacak. Hemen ekliyoruz. Ekleyelim göbeğini de. Bak ne kadar güzel oldu böyle Yorgo ya. Tamam. Şimdi fiziksel özellikler tamam. Biraz da ortamını değiştirmek lazım. Değiştirelim canım. Evet. Mesela Yorgo kahvede. Mesela halay çeksin. Mesela hamama gitsin. Gitsin yıkansın canım. Ve şimdi asıl en önemli eksikliğe değil fazlalığa geldik ki Yorgocuğum, ne yapacaksın? Ucundan acık aldıracaksın. Korkma canım, acıcık küçücük. Delikanlı olacaksın canım, Yorgo. Acık hani benim küçücük Yorgocuğum. Hani biz benim Yorgo. Sen hiç merak etme, biz senin düğününe de geliriz, hatta İsmail abin tutar. Ne, ben tutmam lan. Lan neyi tutuyorsun? Kimbe olarak diyorum. Aynen. Ben öbür türlü anladım.